annemin Niloş'un memleketi Samsun'dan hepinize kucak dolusu sevgilerle bu hafta çok güzel yiyeceğiz, içeceğiz, gezeceğiz. Samsun'da neler yiyeceğiz, nerelere gidilecek, neler yapılacak hep birlikte keşfedeceğiz. Samsun'da ne yenilir, ne içilir, bol bol yenilir, bol bol içilir. Sizlere bunları göstereceğim. Güzelliklerini beraber keşfedeceğiz. Başladık. Atatürk'ün Samsun'a ilk adım attığı o tarihi günün anısına minyatür olarak bu anı Balmum heykelleriyle canlandırmışlar. Aslında ilk adım attığı yer biraz önce yaklaşık 1 kilometre geride ilk adım Cumhuriyet Meydanı'nın olduğu yerdeki az önce gördüğünüz anıttı. Ama temsili olarak da burada Bandırma Vapuru'nu ve onunla birlikte buraya ilk adım atan tüm ekibi bu şekilde canlandırmışlar. Çok da güzel yapmışlar. Evet, güzel olmuş Bandırma yani. Bandırma Vapuru. Bandırma Vapuru temsili bir iskele. Kurtuluş yolunu temsil etmiş. Kurtuluş yani yolu deniyor buraya. Fakat şunu da belirtmek lazım. Yani ilk ayak bastığı anıtın orası artık o kadar bir yapılaşma olmuş ki tabii. Apartmanların içinde kalmış. Yani uzaktan anıtı bir türlü göremiyorsunuz. Yani bizi sonra zor bulduk, öyle söyleyeyim yani. Az önce izlediğiniz havalimanı anonsundan tam 11 dakika sonra otelimize yerleştik. Her şehirde olduğu gibi bu şehri keşfederken bizi misafir eden Park Inn by Radisson Otel'deyiz. Bizim hayatımızı çok kolaylaştırıyor değil mi Atılay? Kesinlikle. Seviyoruz bu oteli. Bayağı. Havalimanına yakın olması da önemli. Havalimanıyla otelin arasındaki 11 dakikalık mesafede de 19 Mayıs Samsun Spor, 19 Mayıs mıydı o? 19 Mayıs Samsun Spor, eskiden öyleydi ya da evet, Samsun Spor, Samsun stadı, Spor var. Stadı var. Deplasmana gelen herkesi burada konaklamayı öneriyorum. Şehir merkezi de otelden 20 dakika uzak. Yani Atakum'da artık bir şehir merkezi sayılıyor Samsun'da. Burası anne memleketi bizim için. Samsun çiftlik en önemli şeyi. Tabii biraz da misafir gibiyim artık çünkü seneler oldu buraya gelmeyeli. Yemeği çok özlediğim şeyler var. Haşhaşlı çörek, Samsun Bafra pidesi, çarşamba pidesi ayrıdır, Bafra pidesi ayrıdır. Samsun döneri pek bilen yoktur, Samsun'un dondurması. Bunlar bizim çocukluğumuzdan beri içimize işleyen tatlar. Ve şu an çok heyecanlıyım. Bunları yiyecek olmaktan dolayı. Bakalım Samsun'da neler değişmiş. Otelimize uğradık. Buradan yolumuza devam edeceğiz. Bütün planlamalarımızı yapacağız. Yeme içme üzerine. Başlıyoruz. Bir ayağımızın tozuyla daha bir saat olmalı Samsun'a geleli ve çok özlediğimiz pideyi yemek üzere Nuri Usta'ya geldik. Samsun çiftliğin yakınındaki ilk adımdayız. Ve sözü ustaya bırakıyorum. Ne yiyoruz? Biz bir kapalı kıymalı, bir yağlı, iki yumurtalı açık. Bir de senin tercih ettiğin, benim ilk defa duyduğum harman. Üç peynirli. Üç peynirli. Ne şeyde İstanbul'da İtalya pizzacı da şey yapıyorlar. Ne? Dört peynir diye bir şey yapıyorlar. Tamam da ben pideyi burada gelip diye. De üç peynirli diye senden ilk defa duydum tercihimi. Turistler için mi yaptınız üç evet, pideyi? Nedir bu bizim Samsun'umuzun pidesinin özelliği? Bize bir kısa bir anlat. Oh, this is a... İnce olması, çıtır olması. Ama rahatlık. Kapalı da açık olarak tercih ediliyor. Klasik pide kapalı. İnce uzun. Çıkmadım. Şimdi yapacağız. Bir de şunu göstereyim. Of. Kürekten kurken. Kuduk, işte mis. Şimdi keserken çıtırlığını duyuyorsunuz. Klasik, yani bu. Evet. Asıl bu değil mi? Biz bunu aynıyor muyuz?
Tabii evet. Canım, ben bundan başkasını yer miyim? Sese bak. Bunu peki biz pazar günleri böyle içinin harcını hazırlıyordu da annemler, dayımlar. Hala o fırınlar devam ediyor mu? Ya da size de getirilebiliyor mu hala? Tabii, getiriyoruz. O zamanlar soğan hiç yemiyordum ben. Soğansız bana ayrı hazırlıyorlardı. Kaç yaşındaydınız? Çok güzel. En fazla 10, 12, 15 o yaşlar. Çiğde ne yapabiliyoruz kapatın? Yok. Şimdi Samsun pidesi kıyması kavrulmuş. Şu şekilde. İçten. Samsun, Bafra, Çarşamba, Terme. Dördünün de özelliği ayrı mı? Kapalı olması aynı. Hepsi ama aynı. Pişme şekli farklı. Ha, okay. Dar olması, geniş olması, yağlı, yumuşak, gevrek olması. Bunlar farklı. Tamam. Bafra'da dar, ince uzun, gevrek, bir pide yapılı. Çarşamba'da orta çıtırlıkta. Terme'de benzer geniş, yağlı bol. Yağlı bol. Farklarını anlayın yani, arkadaşlar. Dallar. Diğer türlü de Bafra'da çıkarttığım zaman, pideyi kestiğim zaman üstüne tereyağı konur, öyle yenir. Ha. Aralarına da o tereyağı kaçar, sarı tereyağı. Biliyoruz yani birazcık. Yani bu ustayı nereden biliyorsun? Nuri ustayı bilmeyen yok. Evet, güzel yere getirdim seni, merak etme ya. Güzel yere geldim. Elimizden kahvaltı etmedik. Saat kaç biliyor musun? Çarşamba pidesinde de hafif çıtır yapılır. Genelde. Tereyağı üstüne sürülür. Fırçayla. Eritip de. Çok heyecanlandım. Boyumuz Samsun'dan yana. Yediğim bütün pideleri unut. Bodrum'da bir pideciye gitmiştim ama sırada Nuri Usta'nın Akyarlar'daki pidecisi var. Oraya gitmedik. Benden önce giden varsa şubeye gidin. Samsun lezzetinde Bafra pidesini, Samsun pidesini yiyin. Yazında Akyarlar'ımız. Evet, güzel de yerdeymiş. Sizi de yorduk, teşekkür ediyoruz. Yok. Bu güzel bilgiler için. Şimdi fırından çıkmasını bekleyelim. Evet. Böyle böyle gerçi. Onlar tereyağı almış ama. Bence şey yanımızda anlatamam. Ney? Neyi? Rahmetli anne hayattayken bize Samsun'dan pide geliyordu. Yani pideleri getiriyordu, donmuş pideleri. Bir gün aldık. Ya Happy'li vardı, Happy'li vardı o zaman ya da Sophie. Dükkandan çıktık, normalde pideleri alıp eve geliyorduk. Bir Luka'ya bakalım dedik. Luka'ya girdik ama bizim için o pideler çok kıymetli tabii. Sarılmış sarılmış gazete kağıtlarına, üstüne plastik bir poşetle girdik biz gurbetçi gibi Luka'ya. Luka'nın barı... Bütün gece... Pideleri bırakmadım. Bütün gece pideler elimde poşet, Samsun'dan gelen. Ertesi gün pazardı o pidelerin hayaliyle. Ama Luka'dan da vazgeçmeyerekten gece 12-1'e kadar pideler kolumuzun yani altında pideler, dans pideler ettik. Pideler geldi. Evet. Kısa Samsun'dan geliyor arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Şöyle yapılıyor. Hoş geldiniz. Pide budur. Pide nedir, nasıl yenilir? Evet, buyurun. Pide nedir, nasıl yenilir? Of, şuraya bak şimdi. Yumurtası, tereyağı, hamuru. Kokusuna gittin mi şu an? Kokusuyla başladım gitmeye. Her şeyle 55, Samsun, kırmızı, sokaklar. Her şey gerçekten insanın çocukluğuna getirip götürüyor bu anılar. Ama bu sefer seni bekletmeyeceğim. Hadi gömülelim. Evet arkadaşlar, Ülkü Ali Koç'un kanalındayız. Hem çekiyorum hem yiyorum. Şimdi daha fazla vakit kaybedemeyeceğim, kusura bakmayın. Dün akşamdan beri açım. Bana müsaade. Ben pidelere gömülüyorum. Hoşçakalın. Samsun'da ikinci sabah otelimizden çıktık ve ilk durak yine pide oldu. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Bulgur adresi. Bu sefer Koray Çatak'tı değil mi? Koray Çatak. Heh, Koray Çatak'tayız. Burası bir tık daha şık dün gittiğimiz yere göre. Ama harika gözüküyor değil mi? Misafirler gelince herhalde buraya getiriyorlar. Dün biraz daha.
gözüküyor ama. Açmışım kendini. Evet, şu kavurma, buranın kavurması da çok iyi olduğu için. Hangisinden başlasak? Ben bilemedim. Sen kavurmalıcısın, şunu sana vereyim bir. Bakalım, Koray çatan mı yoksa ne vuruyorsun? Ya ikisi de bence pide olarak harika. Burası biraz daha şık konseptte yer alıyor. Atakum'da, diğeri şehir merkezinde. Ve en az 5-6 tane daha pideci var ama bu Koray Çatan'ı buraya gelirken, araştırırken kimseden duymamıştım. Samsun'la olan kişilerin tavsiyesiyle geldik. Değil mi? Normalde biz başka yere gidecektik. Diyorum Koray Çatan, Koray Çatan diye benziyor. Kerem Çatay gibi geliyor hep aklıma. Tatlı bir sabah oldu ama bana sorarsanız Nuri Usta'yı tercih ederim şu an hala. Burası biraz daha şıklığı var. Fiyat olarak da Nuri Usta'da 65 lira olan kapalı pide burada 80 lira. Açık pide de burada 130 liraydı. Tabii yer, konum, içindeki servis bunları etkiliyor. Ona diyecek bir şey yok. Güzel mi güzel? Ama bizim tercihimiz bir daha geldiğimizde yine Nuri olur herhalde. He? Nuri. Tamam ama burası da güzel. Burası ama Nuri. Atakum'a uğrarsanız buraya gelebilirsiniz. Buraya bir de Gülhan var, oraya gidemedik. Gidemeyeceğiz galiba, vaktimiz olmayacak. Benzincinin içinde Atakum'da Gülhan Pideci. Onu da bulursanız takip edin bakın. Onu da bir deneyimleyebilirsiniz. Bafra'ya geldik, Bafra'ya. Evet. Samsun Bafra. Elif, nokulcu Elif bizi gaza getirdi ve dedi ki Bafra'ya gidip pide yememiz gerekiyor dedi. Pidenin şahı orası dedi. Niyazi Kesim dedi. Aslında Niyazi Kesim'in Samsun'da bir sürü şubesi var. Ama dedi ki burada yemelisiniz. Ve biz de bu kadar yol gelmişken bunu denemeden dönmeyelim dedik. Bir de lokumcu söyledi, bir de Engiz Halk Dönerci dedi. Bakalım kahramanlarımız bunları bulabilecek mi? Engiz Halk Dönerci. Aa, onu nereden bulacağız ya? Bence pideci bulur. Şu an herkes bize değişik değişik bakıyor. Kamerayı görünce insanlar. Samsun Bafra alışkın değil bu işte. Bence Niyazi Kesim bize lokumcuyu gösterir. Bence şu an bizim sohbetimizden de sıkıldı insanlar. Şu an ileri sarıyorlar. İleri sarmayın, like edin. Yorum yapın. Kanala da abone olmayı kanalda lütfen unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hülkali Koç'un evet, kanalı. Evet, hala 2K olamadık ya. 2000 olamadık arkadaşlar. Hadi 2000 yapın bizi. Hadi. Bizi değil, Hülkü'yü. Benim alakam yok. Hiç yok. Samsun'un bütün pidecilerine gitmeye derken şaka bir yana biz dedik ki en çok konuşulan, en çok söylenilen, en çok merak edilen 3 tane pideciyi seçtik. Üçüncüdeyiz şu an. Aslında Niyazi Kesim'in Samsun genelinde 4 tane şubesi var ama biz yine Samsunlu dostlarımızın önerisiyle üşenmedik. Bafra'daki ilk yerine geldik. Şimdi detaylarda zaten izlediniz. Bu şahane pideyi tadacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Sütlaçı yemeği bekliyorum. Nasip Bafra'da Niyazi Kesim'deymiş. Ama manda sütü değil bu ya, inek sütünden yapılmış. Sütlaç inek sütünden olur, manda sütünden olmaz. Diye öyle bir şey uydurdum şu an. Artık parmağımla şey yaptım ama inek sütü daha güzel. Görmek istiyorum ya, nasıl? Dur, bitireceksin ya. Şey, Atılay Ağız gelmiş üstündeki tereyağı. Bir de bundan istedi masaya. Atılay, efsane değil miydi bu? Pide. Burası bir. İnanılmaz yani.
Arkadaşlar hiç üşenmeyin. Niyazi Kesim ilk şubesi Bafra'ya kadar gelin. Belediye binasında oraya arabayı park ediyorsunuz ve yürüyorsunuz. Bu güzelliği yiyorsunuz. Hadi bay bay.